Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar özellikle ABD tarafının bir bankayı daha kapatması ve bunun neler oluşturduğu üzerine konuşacağız. Oldukça enteresan bir karar oldu. Devamında tabii ki kripto paralara etkileri de bir o kadar farklı oldu arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz çok az kaldı. Enflasyon verileri açıklanacak, TÜFE oranları saat 15.30'u beklemeye devam ediyoruz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ara ara böyle hatırlatıyorum. 15.30'da açıklanacak. Önceki %6.4 beklenti %6'dır arkadaşlar. Bakalım. ABD regülatörleri iflas etmemesine rağmen Signature Bank'ı kapattı. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin eski üyesi ve aynı zamanda Signature Bank yönetim kurulu üyesi olan Bernie Frank, New York regülatörlerinin bir güç gösterisi maksadıyla Signature Bank'ın kapatılmasını önerdiğini söyledi. Tam devam edelim. CNBC'nin 13 Mart tarihli haberine göre Signature Bank yönetim kurulu üyesi Frank, bankadaki sorunların tek göstergesinin Silicon Valley Bank'tan 10 milyar doları aşan mevduat akışı olduğunu belirtti. New York Mali Hizmetler Departmanı 12 Mart'ta Signature Bank'ın kontrolünü ele aldı ve sigorta sürecini yönetmesi için ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nu yani FDIC'yi atıyor. Frank diyor ki, bence yaşananların bir kısmı regülatörlerin çok güçlü bir kripto mesaj göndermek istemesiydi. Ortada bir iflas olmadığı için poster boy haline geldik de, diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki asıl mesele şu, özetlemek gerekirse Signature Bank iflas etmiyor. Yani herhangi bir şekilde ne bir iflas başvurusunda bulunuyor ne herhangi bir şey oluyor. Burada olan şey şu, Circle'a benzer şekilde arkadaşlar en son biliyorsunuz SVB tarafında bir iflas geldi. SVB'nin iflası üzerine de zaten FDIC olaya el atmıştı. Burada SVB tabii ki toplu çekişler müşterilerin ve yatırımcılarının tamamıyla kaybolmuş olması. Bu da dolaylı yoldan en nihayetinde Fed'in faiz artışları ve ekonomik politikalardan geçen bir durumdu arkadaşlar. Çok kısa hatırlatayım. Bu durumun ilerleyen süreçte Powell ve Fed'in faiz artışlarında durgunluğa gitmesi için bir katalizör olacağı öne sürülmüştü. Biden da bunu onayladı. Bakalım bekleyip göreceğiz. Oldukça büyük bir olay. Bunu da çok kısa hatırlatmak istedim. Yani Signature Bank diyor ki bizim sadece tek sorunumuz SVB tarafında 10 milyar doları aşan bir mevduat akışı vardı. Yani Circle'a benzer şekilde bu şekilde bir sıkıntı yaşadık ama haricinde herhangi bir durum yoktu diyor. Signature Bank da yine burada kripto dostu bankalardan bir tanesidir. Şimdi enteresan olan durum şu. Bu olayın üstüne ya bir şunu bilmek lazım. Gerçekten FDIC'nin el atması gereken bir olay yoktu. FDIC'nin el atması gereken bir olay yoktu. İşin enteresan yanı Signature Bank'ın olayından sonra TUSD ihracatında durdurmalar yaşandı arkadaşlar. Olayın üstüne Binance'in TUSD basımı durduruldu. Bakın çok enteresan. Değil mi? Yani adamlar Signature Bank'ı bu şekilde ele alıyor. Dolaylı yoldan etkilediği noktaya bakar mısınız? Yani boşu boşuna Frank burada bu açıklamaları yapmıyor. Şu an ben sürekli diyorum ki ya ABD diyorum, regülatörler Binance'a oynuyor diyorum. Gerçekten bu böyle. Hani tesadüf mü bu? Adamlar Signature Bank'a el atıyor. Hop orada sıkıntısını CZ çekiyor, Binance çekiyor. Coin işlemleri durduruluyor. Olabilecek bir şey mi? Gerçekten uğraşıyorlar adamlarla. Kripto bağlantılı bankalar hedefte. Signature, Silvergate Bank'ın gönüllü olarak operasyonlarına son vereceğini açıklamasının ve SVB'nin Kaliforniya regülatörü tarafından kapatılmasının ardından aynı kaderi paylaşan 3. banka oldu. Messari CEO'su Ryan Selkis yetkililerin harekete geçtiği sırada hem Silvergate'in hem de Signature'ın ödeme gücü olduğunu söyleyerek Frank'in açıklamalarını destekledi. Yani diyor ki siz zaten olaya el atmasaydınız bile onlar işte şey gibisini ya bunlar iflas edici bunlarda bir sıkıntı var falan gibisinden olaya el atıyor ama adam da diyor ki
Siz olaya el atmasaydınız bile zaten biz kontrolü ele alabileceğimiz bir durum vardı. Yani kontrol edemeyeceğimiz işte yatırımcıların içeride kalabileceği bir durum yoktu. Tabii ABD olaya şu şekilde giriyor, bir giriş gerçekleştiriyor. O bunlar iflas edecek, bunlar bilmem ne şöyleydi böyleydi derken FDIC olaya el atıyor ama ortada öyle bir durum yok. Şimdi büyük ihtimalle ortada bir kesinlik yok ama her iki tarafın mahkemelik olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Signature Bank tarafıyla aynı zamanda regülatörler bir mahkeme süreci yaşayabilir diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Şimdi Binance nasıl yapacak? Binance'ın nasıl yapacağı da henüz tam anlamıyla bilinmiyor. CZ'den de net bir açıklama gelmedi, onu da söyleyeyim. Fakat ilerleyen süreçte ihracat konusunda arkadaşlar TUSD'nin üzerine de Paxos'a olduğu gibi gidecekler gibi gözüküyor. Yani tıpkı Paxos'un BUSD'ye yaptığı gibi ihracatçısına TUSD'yi durdurtma ihtimalleri çok yüksek. Bakınız olay buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla CZ'nin burada tek şansı sanırım artık gerçekten önceki zamanlarda da belirttiği algoritmik stable coin'lere geçiş olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki bekleyip görmek lazım. Kripto karşıtlığıyla bilinen Senatör Elizabeth Warren, New York Times'ta kaleme aldığı bir yazıda Silicon Valley Bank'ta yaşananların suçlusu olarak eski başkanlık yönetimini gösterdi. Kongre ve Fed katı bir yönetim yapmasaydı, SVB ve Signature mali şoklara dayanabilmek için daha güçlü likidite ve sermaye gereksinimine ihtiyaç duyacaktı. Güvenlik açıklarını ortaya çıkarmak ve işlerini desteklemek için düzenli stres testleri yapılması gerekecekti. Signature Bank, SVB ve Silvergate Bank ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak etkilenen SVB hissedarları şimdiden bankayı ve iki yöneticisini suçlayarak dava açtı. O şimdiden arkadaşlar burada zaten mahkeme süreçleri başlamış. Circle, SVB'de 3 milyar dolardan fazla varlığı olduğunu açıklamış ve akabinde USDC dolar sabitliğini kaybetmişti. Burada TUSD'ye de aynısı olacak demiyorum, demek istemiyorum. Ama üstüne oynuyorlar arkadaşlar, haberiniz olsun. Binance'ın desteklediği bu altcoin'in de aynı şekilde üzerine oynamaya devam ediyorlar. Kaldı ki olayların da üzerine gördüğünüz gibi rankında bir takım düşüklükler olmuş. Her ne kadar ekip bunu arz üzerinden dengelemeye çalışsa da, dengelemeye gayret etse de şu an piyasa içerisinde TUSD'de ciddi anlamda anormal derecede hem bir hacim düşüklüğü hem de genel anlamda sıkıntılar mevcut ve var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.